Herkese tekrar merhabalar. Saatler 17, kapanışa doğru başlıyor ve ben Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu'yla baş başayım stüdyoda. Bir de tabii izleyicilerimiz bize katılıyorlar. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi her şeyden önce önümüzdeki bir 8-10 gün kadar olmadığın bilgisi bana ulaştı. İşte belki telefon bağlantısı falan olabilir. Hı. Birkaç görüşmem var. İstanbul dışında olacağım. Hı. Ankara'dayım. Ankara'da. Zaten görüşmem var deyince zaten Ankara'da olduğu belli. Peki, oluyor. O halde Ankara'dan katılabilirim zaten. Tam da yerinden sıcak gelişmeler olduğu takdirde bu yayında seni telefonla da olsa ağırlayacağız. Çünkü önemli. Hı hı. Biz İsrail diyerek başlayalım istersen. Son birkaç gündür önemli temaslar gerçekleşiyor. Ve önemli açıklamalar da var. Nedir şimdi son durumda? Neler konuşuluyor? Şimdi bir zaten ABD'nin hani Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın turu vardı bilindiği evet. gibi. İşte en son Ankara'da Hakan Fidan'la da görüştü. Hatta orada verilen mesajlar, verilmeyen mesajlar, verilen fotoğraflar bunlar çok konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Onun arka planında neler var? Biraz bunlardan bunları aktaralım. Mesela şu çok konuşuluyordu işte neden ortak basın toplantısı olmadı da Blinken havaalanında uçağın kapısının önünde konuştu diye. Hem ortak basın toplantısı olmamasının hem de Cumhurbaşkanı ile bir görüşme olmamasının sebebi Türkiye'nin istememesiymiş. Yani şöyle yeni bir gelişme yok süreçte. Türkiye zaten duruşunu değiştirmedi. Amerika Birleşik Devletleri de farklı bir açıklama yapmadı, yapmayacaktı özellikle ateşkese ilişkin olarak. Dolayısıyla iki ülkede duruşunu değiştirmemişken bir basın toplantısı yapmanın veya farklı bir görüşme yapmanın da bir anlamı yok olarak değerlendirilmiş Ankara tarafından. Dolayısıyla basın toplantısı olmamasının sebebi de Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme olmamış. Cumhurbaşkanı Rize'deydi evet. Blinken buradayken. Bu görüşmenin olmamasının sebebi de buymuş. Yani Amerika'nın herhangi bir şekilde Türkiye'nin tezlerine yakın durması veya ateşkese ilişkin bir açıklama yapması gibi bir durum olmayacağı için bu görüşmeler, daha doğrusu basın toplantısı ve görüşme gerçekleşmemiş. Şunu sorabilir miyim? Tabii. Daha iyi anlayabilmek için. Şimdi dünle bugün arasında bu anlamda bir fark var mı? Çünkü dün sanki Sayın Fidan'la gerçekleşen toplantıların, görüşmelerin ardından en azından belli noktalarda insani yardım gibi mesela hı hı. mola gibi noktalarda böyle bir ortak zemin var gibi algılıyordu. Hala var. Aslında bunlarda en ortak zemin var. En azından bu söylenemez mi? Yani şu var. Yok ama bunda zaten mesela son söylemlere bak. Amerika'nın son söylemlerine de bak. Zaten hani insani yardım konusunun bir an önce sağlanması gerektiğini söylüyor. Ki İsrail'in de bazı açıklamalarına yansımış durumda bu. Veya rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini zaten hep söylüyorlar ortak şeylerde. İki devletli çözümü de bir süredir Amerika kendi yaptığı açıklamalarda dile getiriyor. Burada Türkiye'nin beklentisi özellikle saldırılar bu kadar artmışken, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşmışken, dünyanın çeşitli şehirlerinden, başkentlerinden gösteriler geliyorken, İsrail üzerindeki baskı, özellikle mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylemleri üzerinden de artmışken Amerika Birleşik Devletleri'nden de yeni bir açıklama gelir mi veya bir en azından söylem değişikliğine gidilir mi ateşkesle ilgili olarak ama bunların gelmeyeceği anlaşıldıktan sonra zaten bu karar verilmiş. Yoksa ortak paydada buluşulan şeyler de hala var. Yani peki. bu baştan o yetmiyor. Yani siviller tabii. hedef alınmasın. Tabii. Tamam alınmasın da alınmasın demekle alınmıyor değil aynen söz konusu aynen olan öyle. Mevzu bu değil. Bu bir de peki. garantörlük önerisi konusu vardı. Bunun da detaylarında şunu öneriyor Ankara. Sadece Gazze için değil, Batı Şeria ve Kudüs'ün özel statüsünü de kapsamalı bu garantörlük konusu ve bölge ülkeleri de sürecin içerisine dahil olmalı gibi bir öneri sunmuş. Daha geniş kapsamlı bir garantörlük olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenmiş. Bu iki devletli çözüm ve garantörlük kapsamında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği de veriliyor. Orada da işte iki devletli çözüm, işte garantör ülkeler, işte Türkiye, Yunanistan, İngiltere o formatın en azından örnek olarak kabul edilebileceği söylenmiş. Şimdi burada kritik tarih olarak 12 Kasım tarihi söyleniyor. 12 Kasım'da Riyad'da Gazze gündemli İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı var. Buradan verilecek mesajların ağırlığının ne olacağının dünya kamuoyu üzerinde etkisi olabileceği yönünde bir beklenti var. Ama önümüzdeki 4-5 gün boyunca göreceğiz. Bir de mesela şimdi Netanyahu'nun yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Buradan aslında süreçte önemli bir adım atılmadığını anlayabiliyoruz. Ne diyor? Diyor ki Netanyahu, İsrail
Gazze'nin sorumlu, güvenliğinden sorumlu olacaktır diyor. Yani bir nevi işgal sinyali olarak algılanıyor. Şimdi Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olacaktırdan aslında şu yorum yapılabiliyor mesela. Şimdi 1967 işgalinden sonra 2005 yılına kadar İsrail Gazze'de kalmıştı. 2005 yılında çekilme kararı almıştı. Acaba tekrar bu noktaya mı ilerleniyor sorusu beraberinde soruluyor. Ateşkesle ilgili olarak da bir kez daha rehineler serbest bırakılmadan ateşkes konusu masaya gelmeyecek açıklaması yaptı. Dolayısıyla hani İsrail gündemi, İsrail'in Gazze saldırıları gündemi, Filistin geniş gündemiyle konuştuğumuz konularda olumlu anlamda, yani ateşkes en azından ateşkesin sağlanması ile ilgili olarak bugün elimizde evet ateşkese bir adım daha yaklaştık diyebileceğimiz ne yazık ki bir de ona yok. Ve gün 32. Evet, gün 32. Peki, içeriye dönelim. CHP'de genel kurultay, ardından da şimdi parti meclisinin belli olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi ne olacak? Bundan sonrası da biraz sanki yerel seçime yönelik sürecin hızlanması diyorduk. Var mı bir gelişme? Doğru. Şimdi diyor ki yeni genel başkan, muhtemelen devir teslim yarın gerçekleşecek, onu söyleyeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yarın bir devir teslim töreni gerçekleşebilir. Bundan sonra da Özgür Özel'in açıklamalarında aslında bir takım böyle sinyaller, mesajlar var. Diyor ki mesela bugün hem Meral Hanım'la hem diğer siyasi partilerle de görüşeceğiz diyor. Yani ittifak anlamında veya yeni işbirliği alanları, yeni işbirliği kapsamları, kapsamının ne olduğu belli olmamakla beraber geniş veya dar kapsamlı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının açık olduğu, el sıkmaya hazır olduklarını ifade ediyor yeni genel başkan ve diyor ki ilkeli ve her iki tarafa da kazandıran ittifaklara da açığız diyor. Yani burada Sayın Özel'in açıklamalarından, ki devamında şu cümleyi de kullanıyor, AK Parti'ye kazandıracak tutumlardan uzak duracağız da diyor. Dolayısıyla şu ana kadar siyasi analiz yapan ve seçimlere yönelik illerin içeriğini iyi bilen isimlerin aktardıklarına göre bir takım illerde işbirliği yapmadan kazanmanın imkanının olmadığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne rapor olarak sunulmuştu zaten Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de. Dolayısıyla yeni yönetim döneminde, bu arada 11 Kasım'da parti meclisi ilk toplantısını yapacak ve görevlendirmeler ortaya çıkacak. Hı hı. 11 Kasım sonrası ben siyasi partilerle yeni Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi arasında temasların olmasını bekliyorum. Başta İYİ Parti olmak üzere. Ha, bu görüşmelerden hemen bir işbirliği kararı çıkmayabilir. Ancak en azından partilerin yeniden görüşmeye başlayacaklarını ve belli başlı iller için işbirliği, ittifak formüllerinin masada tekrar konuşulmaya başlayacağını söyleyebilirim. Olur olmazını bilmemekle beraber. İYİ Parti bu arada 81 ilde kendi adayını çıkaracağını duyurmuştu değil mi? Hala da aynı görüşte. Ha. Bu görüşte bir değişiklik yok. Ama yapılacak yeni görüşmeler sonrası sonucunda ittifak içerisinde bulunmuş oldukları siyasi partide büyük bir değişiklik var. Şu anda genel başkan başta olmak üzere yeni yönetimle İYİ Parti yönetimi arasındaki bu konuyla ilgili görüşmeler, müzakereler belki ittifak noktasına ulaşmayabilir en son noktada. Ama hangi illerde ne yapılması gerektiğiyle ilgili olarak bir görüşmenin olacağını söyleyebilirim. Olmayabilir bunun sonucu neticesinde. Yani sonuçta yeni bir denge arayışı evet, olacak şimdi. Evet, ama başta İYİ Parti olmak üzere diğer siyasi partilerle de CHP'nin görüşeceğini söyleyebiliriz. Peki. Başkanlarla ilgili olarak değişim karşıtı başkanların cezalandırılmayacağını, değişimi savunan isimlerle ilgili olarak da bir ödüllendirme, bir mükafatlandırma gibi bir durumun olmayacağını söylüyor Genel Başkan Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu ile arasında bir sıkıntı olacak mı? Partiyi kim yönetiyor tırnak içinde tartışmaları üzerine de Sayın İmamoğlu ile kendi arasına kimsenin ifak sokamayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimini pazar günü yeni görevlendirmelerle beraber öncelikli gündem olarak yerel seçim çalışmalarını gündemine alacağını ve bu noktada diğer siyasi partilerle görüşmelerini yapacağını söyleyebilirim. Peki 11 Kasım dedin ilk parti meclisi toplantısı için, bundan sonra herhalde evet, gündem biraz daha da hızlanacak. Alican Türkoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ederim Lidem. Sana iyi yolculuklar ol, diliyorum bu arada. Efendim biz kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim şimdi. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
kapanışa doğru devam ediyor. A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bana eşlik edecek bugün. Baki hoş geldin. Hoş bulduk Didem. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Şimdi dün başladık biraz daha olumlu, bugün daha yatay, böyle biraz kararsız, sanki bir bekleyiş havası. Öncelikle hisse senedi tarafıyla ilgili hem küresel bazda hem de Türkiye adına sanki hani buralarda biraz zorlanıyor mu sorusu sorulmaya başlandı. Ben de bu soruya senin yanıtını alarak başlamak istedim yayına, ne dersin? Görüntü itibariyle evet zorlanıyoruz. Son derece net bir şekilde zorlanıyoruz hem de. 7869'da bir direncimiz vardı. Oraya geçer gibi yaptık. Sonra tekrar realizasyon, bankacılık sektörü başta olmak üzere. Orada zaten hikayemizde hep şey diyordum. Bilançoyu pek fiyatlamıyoruz. Şimdi gelen bilançolara baktım. 35 tanesi beklentinin üzerinde kar getirmiş. İşte bilanço pozisyonlanması yapıyor muyuz diye baktığımızda da haftalık bazda bakacağız bunu doğal olarak. Bunun 15 tanesinde evet bilanço pozisyonlanması var ama geriye kalan 20 tane endeksin altında getiriyor haftalık bazda. Dolayısıyla orada bir fiyatlama yapmamışız. Bundan sonraki periyot içinde bakıyoruz. Tamam, güzel bir sukuk ihracı gerçekleştirdik. Faiz de fena değil. Gösterge tahvil faiz de %42.40 seviyesine kadar yükseldi. Tamam, o da Merkez Bankası Başkanı'nın ilk enflasyon raporunu açıkladığında para politikasına yakın artı reel faiz vereceğiz kısmını da içeren hızlı bir adım oldu. Şimdi böyle baktıktan sonra bundan sonra istediğimizde yabancı yatırımcı gelsin. Şimdi yabancı yatırımcı görüntü itibariyle işte dünden beri onunla net bir şekilde konuşuyoruz. Kur 30-35 bandına gelirse, tahvil 40'a gelirse, para politikası faizi 40'a gelirse, bir de seçim geçerse ondan sonra geliriz. İşte yabancı tahvil ilgisinde de aynı hikaye var. Bu bize 5 aylık bir periyot sunuyor. 5 aylık periyotta şimdi biz diyoruz ki şeyden bu yana, İsrail, Filistin çatışmasından bu yana kurda bir hareketlilik olmadı. Ama şimdi orada Excel'e koyup baktığın zaman ilk günden bugüne %5.52'lik bir artış var. Yani mevduatta aylık 5.52 alamıyorsun ama kurda olduğun yerde alıyorsun. Bizi sevindiren gelişme ne oldu? CDS priminin ciddi bir şekilde aşağı gelmeye devam etmesi. Sadeleştirme, normalleşme adımlarından kaynaklanıyor. Şimdi böyle baktığında da bundan sonraki periyotta yüksek enflasyon var. Talepte daralma var. Bu tarafta hikayeyi nasıl yaratacağız? İşte bu sadeleştirme adımlarının tamamlanması, bunların da etap etap yabancının işte seçimden sonra gelecekmiş deklareleri o yönde. Nisan'dan itibaren bir şekilde fiyatlara hızlı bir şekilde girmelerini bekliyorsun. Şimdi tahvil tarafında zaten yılbaşından bu yana baktığında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir giriş var. Hissede yok. Hissede yok ama hissede de hep söylüyoruz. Global anlamda baktığımızda Ağustos'un ikinci haftasından bu yana global piyasa, hisse senedi piyasalarında da satış var. Benzerini bizde de görmüşüz. İki özellikle tarafta. Ekim ayı değil mi? Yani öyle çok da keyifli bir ay olmadı hisse senedi tarafı için. Görüntü Kasım ayı da pek öyle olmayacak gibi. Şimdi biz iştahı ne zaman açtık? Cuma günü öğleden sonraki işte açıklamalarla birlikte dedik ki bu çatışma bölgesel bir moda geçmeyecek. Dolayısıyla rahat bir hamle yapabiliriz. Rahat bir hamle piyasa yaptı mı 2,5 günde hızlı bir şekilde yaptı. Yaptıktan sonra biz duruyoruz. Genel hikayemiz o. Ondan sonra diyoruz ki işte ne tarafta ne olabilir? İşte FTSE, IPO endeksine girecek hisse senetleri var. İki tane enerji, tamam o tarafta bir hareketlilik var. İletişim sektöründe güçlü bilanço geldi. Bilançolara baktığında tek seferlik gelirler sanayi tarafında oldukça fazla. Bu da esas faaliyet. Biz isteriz ki esas faaliyetten kar yaz. Tamam yıllık bazda yukarı gidiyor ama bunu enerjisi örneğinde de görebiliriz. Baktığında beklentinin çok ötesinde bir kar getirdi. Ama şu andaki fiyatlama 0.94 bandında. Neden kaynaklanıyor? Çünkü ertelenmiş vergi geliri kaynaklı. Benzeri diğer şirketlerde de oluyor. Şimdi bankacılık sektöründe biz daha önce de ne diyorduk? Hedef değerler. Bundan bir ay kadar önce baktığımızda hedef değerleri yaklaştı her taraf. %5 kaldı, 3 kaldı. Dolayısıyla burada bir kar realizasyonu yapman gerekiyor senin. Geri bilanço gelene kadar. Ve orada da hem tahvil faizin yukarı gitmesi hem de bir tane yabancı kuruşun bir bankamız hakkında fiyatı aşağı yönde revize etmesi ve orada da diyor ki %40 getiri sağladık zaten dolar bazlı olarak. Yani daha ne istiyorsunuz tarzında bir açıklaması var. Bizde alışık olmadığımız bir tarz bu. Dolayısıyla o tarafta kenara koydun. Sanayi tarafında tek seferlikler var. İlgeden bilançoların %35'ini fiyatlıyorsun.
Böyle olunca dar bir alan bana kalıyor. Dar bir alan bana kaldığı zaman da endeks o tempolanma hızını kendinde bulamıyor. Bu da ne yapıyor bize? İşte 8100 bandına gitmeye bekliyorduk Cuma'ya kadar. Bakalım gidebilecek miyiz? Bir beklenti diyor yani 3 günlük periyotta. FED tarafına bakıyorsun, orada Kaşkay'ın dün başka söylüyor, bugün başka söylüyor. Dün diyordu ki arkadaş bu seviyeler faiz arttırma devam etmeli. Net göremiyorum. Bugün bakıyorsun yani olabilir diyor. Şimdi böyle olunca da yanına bunun 10 yıllık tahvil faizlerini koyuyorsun Amerika'daki. 5'ten 4.4 seviye var. Şimdi bu da o tarafta ya borçlanma tarafında rahatlıyoruz. Şimdi Türkiye tarafına dönüyoruz ya, borçlanmada biraz daha düşük maliyet yapacağız. Sonra diyoruz ki bak Brent petrolde de bu yayılmayacakmış. Dolayısıyla o tarafta da bir realizasyon. Yanında Çin'in yavaş büyümesinde ilave ettiğinde o da 80 doların altına geliyor. Oldu. Türkiye için iyi diyorsun. Sonra Blinken'in görüşmesi geliyor. Açıklama olması da biraz önce Acan da çok güzel şey yaptı. Bizim taraf istemedi diye. Bir ortak basın toplantısı yok ama fark etmiyor. Topun içerisinde biz de girecekmiş gibi bir algı var. Sonra diğer taraftan bakıyorsun işte 2,5 milyon Filistin'in dağılması yönünde, ülkelere dağılması yönünde bir haberler var. Diyorsun ki bu tarafta da biz oyunun içerisine girdik. Girdik ama hep niyetten bahsediyorum. Yani şu anda realiteye dönen bir şey yok. Tahvil tarafına yabancı geldi mi? Hayır, gelmedi. Hisse tarafına geldi mi? Görüntü itibariyle gelmedi. Yerli zaten satıştan dolayı şirketler kredi limitlerini daralttılar. Bu da son derece normal. O daraltmayla yukarı yönlü rahat pozisyon açamıyorlar. Trade bazına döndü iş. Böyle olunca da doğaldır yani dirençlerde, realizasyonda karşılaşman, geçememen, evet, katı olarak geçememen. Böyle bir hikayeyle karşı karşıyayız. Biraz git gel piyasası olacak. Testere de tepkiye döndük. O da iyi bir şey. Doğru. Tabii yani hani alışa geldiğimiz o ne alırsan al topyekün yön yukarı durumu ortadan kalktı. Şimdi BIST 100'de dirençler, destekler vesaire tabii teknik olarak çalışacaktır diyelim ama bir yandan da burada niye güldün? Diyorsun dedim ya, teknik dirençler çalışacaktır. Hep bir tombul parmağımız var ya, orada bir şey olur ve çalışır dediğin gibi. Ay yani ne bileyim, sonuçta hani teknik analiz yapan onca uzman var ya, hayatını buna adamış. Hani söylüyorlar işte destekler burada, dirençler burada, biz de takip ediyoruz o bandı piyasayı izlerken. Ama artık hikaye zaten biraz daha münferit hikayelerle yürümüyor mu? Veya münferit bir takım beklentiler bazında yürümüyor mu şirketler, yani sektörler ve de hatta şirketler nezdinde? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Münferit haberlerle. Çünkü jeopolitik hala kafada soru işareti. Para gelip gelmesi hala soru işareti. Sukuk bir anda yaptık, hızlı bir şekilde oldu. Bir Merkez Bankası'nın rezervini yine arttırıcı bir etki yapacak doğal olarak. Faizi de yukarıya çektin. Tamam. Şimdi bana yeni bir hikaye lazım. Tamam. Şimdi şöyle sorayım o zaman ben. Baki, yeni bir hikaye yaz bana. Bana bir masal anlat. Tamam. Bir masal anlat. Baba. Evet. Ama de ki, yani onun içinde şöyle bir şey olsun mümkünse. Yabancı yatırımcılar piyasaya gelene kadar. Çünkü o başka bir hikaye. İşte orada para girişi, nakit girişi belki de BIST 100'ü topyekün bir hareketlendirebilecek bir şey, zemin oluşturabilir ama o olana kadar nerede park etmeli yatırımcı yatırımlarını borsa tarafıyla ilgili olarak? Borsa tarafına baktığında sektör olarak gitmek gerekiyor. O sektörde de mesela şimdi gelenlere baktığımızda otomotiv sektörü son derece güçlü. 4 hissede. 2 tane havacılık sektörü açıklandı. Dolayısıyla onlar da son derece güçlü. Bir problem orada gözükmüyor. Holding ve enerji bundan sonraki periyotta gene öne olacak ama içinden seçmeniz gerekiyor. Çünkü eksi olanlar bundan sonra artıyı kapatmayacaklar. Peki. 4 sektör, yanına bir de telekom sektörünü koymak lazım. İletişimle birlikte iç içe koyarak. Çünkü yıl sonu itibariyle genelde bu tarafların ciroları artar. Enflasyona göre uyarlama, fiyatları uyarlamadan dolayı. Bunlar sizi koruyacaktır. Ama diğer taraftan diyoruz ki tahvil tarafında sadeleştirme moduna geldik. Artı reel faiz verdik mi vermedik mi onu konuşur moduna geldik. Demek ki o tarafta işler tamam. İkinci etap kur. Kurda ne olacak? Biraz önce o yüzden verdim. Bu 0.10 artış, 20 artış dikkat çekmiyor. Kur yerindeymiş gibi gözüküyor ama kur yerinde değil. 5.5'luk bir artış sağladı sana aylık bazda bugün itibariyle baktığında.
Dolayısıyla bir kısmı paranın döviz tarafına gidecektir. Çünkü neyi konuşmaya başlıyoruz bugün ihalelerden sonra? Ya kurda da biraz serbest salınım olursa, yabancının söylediği seviyelere gelirse, dolayısıyla ben o tarafa da giderim. Ve paranın bir kısmını da o tarafa attık. Hatırlatalım onu. Yani yabancıların söylediğinden öte senin öngörülerin ne? Yani yıl sonu için eğer bir seviyeden bahsediyorsak. Kur için. Onlarla aynıyız. Ben 31 kullanıyorum. Yani 31 herhangi mi alıyorsun sen? Evet. Yani orada bir bozma yapmadık. Sadece bu 42'ye tahvil tarafında çok hızlı geldik. Yani ben o taraf bu kadar hızlı yükseleceğimizi tahmin etmiyordum. Onlar demek ki dışarıdan para gelme yanında sana da iç taraftan bilgiyi verince ya bu şartlar gerçekleşirse diye orada menkul kıymet tarafını da bankalara rahatlattık. Buyurun dedik rahat bir şekilde. Hesaplarınızda reel faiz de var yıllık bazda. Dolayısıyla buraya girebilirsiniz. Onlar da buraya çok yüklü miktarda giriş yaptılar. Şimdi geriye bir tek swap kanalları kalıyor. Swap kanallarına onu söyledik zaten. Yani kurda evet. Ciddi yasak olur. Dolayısıyla açmayız. Ya da daha sonraki günlerde açarız kısmı. Orayı bence kolay kolay açmayacaklardır. Biraz önce sevgili Mehmet de söyledi. Açığa satış yasağının katması da gerekiyor doğal olaraktan. O tarafta yani herhangi bir şey olur mu ben zannetmiyorum yıl sonuna kadar herhangi bir şey olsun. Dolayısıyla hisse senedi tarafına baktığında öyle yıl sonu için 10 binler bana göre pek gerçekçi gelmiyor şu kompozisyonda. Çünkü sana içinde güzel bir hikaye anlatamıyorum baktığında. Çünkü hep bir beklenti üzerine gidiyor. Dünkü hareketlilik de beklenti. Yani öyle bir algı oluştu ki yabancı bunu yap pat diye gelecek. Yarın gelecekmiş gibi öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey gerçekleşmesine imkan da yok zaten. Ama Türkiye'ye ilgileri var mı? Var. Şartları var mı? Evet, şartları da var. O şartlar olursa yani kendi yabancı rekorunda hep diyorum yani 28 şu anki mevcut durumda dövizi bozdurman lazım. 28-50'den bozdurdun. Tamam kur yukarı gitti ondan sonra. Buradakiyle nasıl kendini hece edeceksin? Sıkıntı evet. Orada. Yukarıdan, herkes yukarıdan bozdurmak ister. Tabii. Öyle... Murat Keskin de mesela bugün... bir mesaj paylaşmıştı izleyicimiz. Diyor ki faize değil kurun seviyesine bakıyor yabancı. Yani nereden bozdurup da TL varlığa döneceğine bakıyor. Peki şunu da... Önce tahvile gelecek dedik ya. Önce tahvili hallediyorsun. Evet. Yabancı ilk önce direkt hisse senedine gelmiyor. Tahvili halletmeye üzere miyiz? Görüntü halletmek üzereyiz. Yani orada çok küçük bir şeyler kaldı. Şimdi sıra biraz kuru serbest bırakmakta ki o da biraz gitsin çünkü herkesin kafasında öyle veya böyle şey var ya kur kımıldamıyor bak hala 28-50 diyor o küçük rakamlar son derece önemli çünkü bir aylık periyotta BIST'e baktığında %5'lik bir yükseliş yok yani kur yukarı gidiyor sen de hisse pozisyonu aldın ama içeridesin o içeride olmasını istemiyorlar doğaldır çünkü swap kanalında giremiyor buraya o tarafı açar mıyız o tarafı açarsak açma ile ilgili bir haberler, dedikodular dolaşırsa o zaman burada borsada ciddi bir hikaye olur. O tarafa doğru kaymaya başlarız. Ama ki, diğer taraf... O zaten galiba bir kere daha oldu ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani ara ara piyasaya, tabii bu dezenformasyon kısmı bizim ekranımızı ilgilendiren bir kısım değil ama fiyatı olmuyor da değil. Da. Yani ne oluyor piyasada diye soruyorsun. Deniyor ki böyle böyle beklentiler var. Tabii biz resmi ağızlardan gelen açıklamaları duydukça ancak paylaşıyoruz. O dedikodu geçtiği anda ben o yazıyı okuduğum anda fiyatı direkt yansıtıyorlar. Ya, hiç gözünün içine bakma yok. Sonra bu resmi yalanlama geldiğinde ya da resmi beklentiyi açıklandığı zaman onu hemen iade ediyorsun. Ama ilk etapta hep fiyata odaklı hareket ediyoruz. O yüzden diyorum cuma günü ortada bir şey yoktu ama saat 4'teki açıklamayı hepimiz izledik. Dedik ki buradan bir şey olmaz. Fiyata hemen yansıttılar. Hiç gözün yaşına bakmadım. Biz fiyat üzerinden gidiyoruz ve bunu genele döktük artık. O yüzden münferit hikayesi var burada. Başka bir hikaye oluşmuyor. Diğeri gelmeyle odaklı. Tekrardan diyorum swap'la ilgili bir şey olursa o zaman burada tekrardan yukarı yönlü bir hareketliliği görürüz. Tahvil tarafı dediğim gibi şu anda rahat. Ama ana hikaye oluşturabiliyor muyum? Ana hikaye benim yerlilerin buraya ek para koymasıyla doğru orantılı. Şimdi halka arz tarafına bakıyorsun endekslere. Oradaki getiriler aldığım yani yeni para koymadan sadece halka arza girdim ve kenara koydum. O gelen miktara baktığında şu anda %30-40 bandında bir getirim var. Bu yaklaşık bir ay kadar önce 1'e 2 bandındaydı. 1'e 3 bandına giden bazı hisse senetleri de vardı. Şimdi o tarafta normalleşiyor. O taraf normalleşince ne oluyor?
yatırımcı sayısının açıklandığını gördük. İşte 200 küsür bin azalma var. 250 bin azalma var diyelim. Açtığın yedek hesapları kapatıp ana hesaba topluyorsun. Ve bu ne yapıyor? Küçük o hisse senetlerine diyorsun ki artık tamam realize edebilirim. Büyükler için kendime nakit yaratmam lazım. Yani bir şey oldu. Tek gireceğim buraya. O süre zarfında da para mevduat yerine şirketlerin reposunda yaklaşık %36-37 bandında fiyatlanıyor. O tarafa yöneltiyorsun. İyi bir haber geldiğinde ya da olumlu bir hava oluştuğunda diyorsun ki benim hisse senetlerim biraz önce sektörleri saydık. O tarafta belli zaten. Zaten bunlar ciddi düşüşte yaşadılar. Dolayısıyla giriyorsun. Mesela örnek olarak havacılık sektörüne bakıyorsun. Herkes hep uçtu kaçtı diyor ya. Yılbaşından bu yana biri %55, diğeri %60 getirmiş. Evet. Yani uçtu kaçtı bir nokta da yok. Burada uçan kaçan herhangi bir şey yok. Bir de şey kısmı var. Yani hissenin düşmesi iyidir algısı görüyorum ben. Hissenin düşmesi iyi bir şey değildir. Yani hisse düştü bunun iskonto oranı arttı. Her zaman deriz ki neden? Nedenini bulman gerekiyor. Niye o tarafta bir satışla karşı karşıya kalıyorsun? Ona dikkat etmeye lazım. Bir de temettü hisselerine şu dönemde yanaşabilirler. Pekala. Baki Atılal çok teşekkür ediyorum sana. Eksik olma. Tekrar görüşmek üzere diyelim ve bu arada bir son dakika paylaşalım. Hazine nakit dengesi açıklandı. Ekim'de 82.2 milyar liralık bir açık verildi. Önceki ise 69.1 milyar liralık bir açıktı. Yani açığı hazinenin bir miktar daha büyümüş görünüyor diyelim. Ve buradan Amerika'ya gidelim. Ali Çağlar bizi bekliyor zannediyorum. DC'de kendisi bakacağız şimdi. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ali Çınar hoş geldin. Valla DC'yi tutturdum da nedense Ali Çağlar dedim. Aklım Çağlar'da kaldı. Niye gelmedi bugün yayına diye merak ediyorum. Hoş geldin Ali. Ne oluyor, ne bitiyor Amerika tarafında? Şimdi dün genel olarak iyimser bir açılış yaptı sanki piyasalar. Bir süredir de öyleydi hisse senedi tarafında ama daha farklı bir tabloya doğru evrilecek mi diye de merak ediyoruz aslında. Hem piyasa boyutunu hem de elindeki diğer gündem başlıklarını alalım senden lütfen. Evet İdem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Washington'dan. Tabii geçen hafta Fed'in yaptığı açıklamalar, faiz kararı almaması, Cuma günü istihdamdaki soğuma ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle beraber borsalar açıkçası dalgalı bir seyirde olduğunu söyleyebilirim. Dow Jones'ta S&P 500 hafif de olsa eksi negatifte devam ediyor. Zaman zaman artıya geçtiğini görüyoruz. Nasdaq'ta ise artı pozitif bir artış var. Bilhassa teknoloji şirketlerinde bir yükseliş var. Ocak ayından bu yana ilk kez üst üste 7. pozitif seansını kazandı Nasdaq. Ama Dow Jones'ta S&P 500'de dediğim gibi hafif bir düşüş, eksi de bir seyir devam ettiğini belirtebilirim. 10 yıllık tahvillerde düşüş devam ediyor. %5'in altında seyirde şu anda ve bu şekilde de devam etmesi bekleniyor bugün içinde de. Bununla beraber Brent ve ham petrolde Ağustos ayının en düşük fiyatlarıyla işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Zira Rusya ile Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar petrol üretimini kesmeye devam etmesiyle ilgili açıklamaları da Amerika tarafı da yakinen takip ettiğini belirtebiliriz. Tabii bilanço haftası devam ediyor. Bugün Uber hisseleri 3. çeyrekte brüt rezervasyonlarında şirketin beklentilerini aştığını açıklamasından sonra hisseleri çok az da olsa arttığını görüyoruz. Yani beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ve pozitif bir seyirde Uber'in hisseleri. Bu hafta tabii Disney ve Occidental Petrol gibi şirketlerin de bilanço raporları açıklanacak. Bu hafta da bu raporları takip etmeye devam edeceğiz. Önemli bir ekonomik veri geldi. Bunu da paylaşmakta fayda var. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Eylül'de önceki aya kıyasla %4.9 artarak 61.5 milyar dolara ulaştı. Ticaret dengesi önceki ay 58.7 milyar dolar açık vermişti Didem. Ve bu dönemde ihracat %2.2 artışla 261.1 milyar dolar olurken ithalatta %2.7 artarak
322.7 milyar dolara çıktığını belirtebiliriz. FED yönetim kurulu üyelerinin bugün açıklamaları geliyor. Bu arada Minnesota FED Başkanı bir açıklama yaptı. Enflasyon ve istihdam verilerini takip edeceklerini, enflasyonla mücadelede henüz daha erken olduğunu ve ek faiz artışı sinyali verdiğinde belirtebiliriz. Ve son olarak da Hazine Bakanı Yellen bugün gelirler dairesinde bir konuşma yapacak. 2024 vergi toplama dönemine giriyor ABD Hazine Bakanlığı. O nedenle Yellen'in bugün önemli bir konuşması olacak gelirler dairesinde. Didem. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ali Çınar'dan aldığımız bu notlarla birlikte kapanışa doğruyu tamamladık. Birazdan reklamlardan hemen sonra iş dünyasıyla yayınımız devam edecek.